Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah tarafından insanlara rehber olması için indirilen, içinde en doğru açıklamaların yer aldığı, insanlara müjdeler veren, onları uyarıp korkutan ve onlara Allah'tan bir rahmet olan tek hak kitaptır. Dolayısıyla insanların en öncelikli okumaları ve öğrenmeleri gereken kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hükümlerinin yanı sıra pek çok konuda insanlara en doğru bilgiler aktarılır. Kur'an'ın her ayeti hikmetlerle doludur. Yüce Rabbimiz Kur'an'da geçmiş peygamberlerin hayatlarından bölümler anlatarak da bizlere önemli hikmetler öğretir. Her peygamber kıssası bize hem imani dersler hem de içinde yaşadığımız toplumda ve devirde nasıl davranmamız gerektiğini gösteren örnekler verir. Bu kıssaları detaylı olarak öğrenmek, hikmetlerini kavramaya çalışmak, bu kavrayış için Allah'a dua etmek her Müslümanın görevidir. Biz de bu belgeselde geçmiş peygamberlerden Hazreti Yusuf'un hayatını, güzel ahlakını ve mücadelesini inceleyecek, Cenab-ı Allah'ın Hazreti Yusuf hakkında bize öğrettiği bilgilerin hikmetlerini ele alacağız. Hazreti İbrahim'in vefatının ardından oğullarından Hazreti İsmail Mekke'ye, Hazreti İshak ise Kenan adı verilen bölgeye yerleşmişlerdi. Hazreti İshak'ın iki oğlu vardı, Ays ve Yakub. Ays, Şam'a göç ederken Hazreti Yakub, Kenan'da kalarak tebliğ faaliyetine başlamıştı. İnsanlara Allah'ın varlığının delillerini anlatıyor, putperest anlayışın tamamen ortadan kalkması için şirk sistemiyle mücadele ediyordu. Hazreti Yakup, peygamber olarak gönderildiği toplum içinde İsrail olarak anılıyordu. Bu yüzden oğullarına, İsrail oğulları manasına gelen Beni İsrail denilmekteydi. Hazreti Yakub'un peygamber olduğu dönemde birçok hükümlerin yanı sıra namaz ve zekat da emrolunmuştu. Yakub aleyhisselam çocuklarına şu önemli nasihatte bulundu. Oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin. Onlar da bu konuda babalarına söz vermişlerdi. O, oğullarına, benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde onlar, senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olduk demişlerdi. Hazreti Yakub'un 12 çocuğu vardı. Rivayetlere göre bu 12 çocuğunun en küçükleri, Hazreti Yusuf ve Bünyamin'di. Hazreti Yusuf aleyhisselam daha çocukken bir rüya görür. Rüyasında 11 yıldız, güneş ve ay Hazreti Yusuf'a secde etmektedir.
babasına rüyasını anlatır ve yorumlamasını ister. Babası Yakup peygamber ise Hazreti Yusuf'un rüyası ile ilgili yorum yapmış ve onu güzel haberlerle müjdelemiştir. Ancak bununla birlikte rüyasını diğer kardeşlerine anlatmaması konusunda kendisini uyarmıştır. Onu uyarmasının sebebi kardeşlerinin güven vermeyen tavrıydı. Yakup peygamber, ilim sahibi, ferasetli bir insan olduğu için oğullarının fitne çıkarmaya müsait olan karakterlerinin ve kıskanç yapılarının farkındaydı. Onları çok iyi tanıdığı için Hazreti Yusuf'a tuzak kurabileceklerini de tahmin etmekteydi. Bu sebeple Hazreti Yakup, şeytanın düşmanlığına dikkat çekmiş, Hazreti Yusuf'a temkinli olmasını öğütlemiştir. Yakup peygamber, Hazreti Yusuf'u uyarmakta haklıydı. Çünkü kardeşleri onu ve küçük erkek kardeşlerini babalarından kıskanmaktaydılar. İçlerindeki bu kıskançlık öylesine şiddetliydi ki, onları Hazreti Yusuf'a tuzak kurmaya kadar götürdü. Onlar şöyle demişti: Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa ki biz birbirini pekiştiren bir topluluğuz. Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz. Kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a tuzak kurmalarındaki en büyük etken kıskançlıktı. Yalnızca kendilerine yönelik bir sevgi istiyorlar, kendilerinin sayıca çok oluşları ve birbirlerini pekiştirmeleri sebebiyle sevgiye daha çok hak sahibi olduklarını düşünüyorlardı. Elbette ki bu son derece çarpık bir mantıktı. Çünkü Kur'an'a göre müminlerin birbirlerini sevmedeki tek ölçüleri takvadır. Kim takvaca üstünse, kim Allah'tan daha çok korkuyor ve onun sınırlarını en titiz biçimde koruyorsa, kim en güzel ahlakı gösteriyorsa, müminler doğal olarak en çok o kişiyi severler. İşte müminlerin sevgi anlayışları bu şekildedir. Açıktır ki Yakup peygamber de oğullarına sevgi yöneltirken bunu ölçü almıştır. Onlar Hazreti Yusuf'la ilgili istedikleri planları yapsınlar, her türlü tuzağa kursunlar, aslında Yusuf peygamber Allah'ın kendisi için belirlediği kaderi yaşamaktadır. Kimse kendisi için belirlenen kaderin dışına çıkamaz. Allah Hazreti Yusuf doğmadan çok daha önce bu kaderi çizmiştir, Yusuf peygamber de bu kaderi aynen yaşamıştır. Hazreti Yusuf'un hayatı da Allah'ın bildirdiği bu rüyayı doğrulayacak şekilde gelişmiştir. Allah kimi zaman dilediği kullarına bu şekilde gaybı haber verebilir. Allah'ın gaybı bildirmesinin ve olayların da tam bu şekilde gerçekleşmesinin sırrı, bizim için gayb olan her şeyin Allah katında ezelde tespit edilmiş, yaşanmış ve bitmiş olmasıdır. Gayb insanlar için vardır. Zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah ise her şeyi yaratan ve bilendir. Tüm zamanı ve tarihi de tek bir an olarak yaratmıştır. Belgesel filmin devamında Hazreti Yusuf'un yaşadığı olayları incelerken de bu gerçek unutulmamalıdır. Yaşanan her şey Allah'ın dilediği şekilde meydana gelir. Ve her birinde müminler için hayır ve güzellikler vardır. Yaşanılan ve sabır gösterilen her zorluğun ardından Allah dünyada ferahlık ve nimet, ahirette ise sevap ve mükafat verir.
Dolayısıyla köleleştirmek, hapse düşmek, iftiraya uğramak gibi dışarıdan şer gözüken olaylar müminler için büyük birer hayır olur. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin aralarında Hazreti Yusuf aleyhinde sinsi bir plan hazırladıklarını ve sonra bunu uygulamaya koyduklarını bildirir. Planlarını gerçekleştirebilmek için önce babalarından Hazreti Yusuf'u kendileriyle göndermesi için izin istemişler ve kendilerine güvenmediğini bildikleri için babalarını ikna etmeye çalışmışlardır. Yakup peygamber oğullarına güvenmediği ve Hazreti Yusuf'a bir kötülük yapacaklarını tahmin ettiği için bu güvensizliğini dile getirmiştir. Nitekim kıssanın devamından söyledikleri sözlerde samimi olmadıkları anlaşılmaktadır. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Dediler ki, ey babamız, gerçek şu ki biz gittik, yarışıyorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin ve eşyamızın yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Hazreti Yusuf'un kardeşleri de aslında inandırıcı olmadıklarının farkındadırlar. Bunun için kendilerini inandırıcı kılacağını düşündükleri sahte bir delil üretmişlerdir. Üzerine kan sürerek Hazreti Yusuf'un gömleğini babalarına getirmişler, onun gerçekten öldüğü izlenimini vermeye çalışmışlardır. Ancak Yakup peygamber kendilerine kesinlikle inanmamış, onların oyunlarını fark etmiş ve bunun onlar tarafından düzülüp uydurulmuş bir yalan olduğunu açıkça ifade etmiştir. Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleğini getirdiler. Hayır dedi, nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Hazreti Yakup oğullarına, nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş derken, insanın nefsine uyduğu takdirde çok kötü işler işleyebileceğine, nefsin insanı yanıltabileceğine ve tüm bu kötülüklerin nefse uymaktan kaynaklandığına dikkat çekmiştir. Bu, müminlerin de üzerinde mutlaka düşünmeleri gereken bir gerçektir. Çünkü nefis, insanı kötülüklere sürükler, insanın her an uyanık ve dikkatli olması, nefsinin telkinlerine değil, vicdanının sesine uyması gerekir. Burada en dikkat çeken noktalardan biri, Yakup peygamberin gösterdiği tevekküllü davranıştır. Bu davranış, müminlerin her an, her şartta yalnızca Allah'a dayanıp güvenmeleri ve sabretmeleri gerektiğini gösteren önemli bir örnektir. Bir yolcu kafilesi geldi. Sucularını kuyuya su almak için gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. "Hey müjde, bu bir çocuk," dedi. Ve onu kuyudan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Hazreti Yusuf'un kuyuya atıldığı anda, kuyudan kurtulduğu anda aslında hep kaderinde belirlenen olaylar yaşanmaktadır. Hiçbir şey kaderde belirlenenin dışında gelişmez. Bu nedenle Hazreti Yusuf kuyuya atıldıktan sonra oraya hangi kafilenin geleceği, kafilenin gideceği yer, kafiledekilerin nasıl insanlar oldukları Hazreti Yusuf daha doğmadan ve hatta yaratılmadan çok önce Allah katında belirlidir.
Bu önemli gerçeğin farkında olan müminler, bu nedenle başlarına gelen olaylar karşısında çok tevekküllüdürler. Hazreti Yusuf'u kuyuda bulan ve onu kurtaran kafile, onu satabileceklerini düşünüp bir ticaret konusu olarak görüşmüşlerdir. Zira o dönemde Mısır ve civarında kölelik sistemi geçerlidir. İnsanlar köle ticareti yapmakta, özellikle de çocukları alıp satmaktadırlar. Kafiledekilerin Hazreti Yusuf'u bulduklarında birbirlerine müjde vermelerinin sebebi de budur. Köle tacirleri tarafından bulunan Yusuf peygamber, Mısırlı bir köle tüccarına satılmıştır. Cenab-ı Allah, Hazreti Yusuf'u kendisini satın alan Mısırlının vesilesiyle koruma altına alarak, onun güzel bir şekilde bakılmasını ve büyütülmesini sağlamıştır. Onu Mısır'da yerleştirmiştir. Onu satın alan kişi, Hazreti Yusuf'u eşine emanet ederken, onun hakkında şefkatli ve merhametli bir üslup kullanmış, ona iyi bakması yönünde tembihte bulunmuştur. Hatta kendileri için Hazreti Yusuf'tan bir yarar dahi ummuş ve onu evlat edinmeyi dahi düşünmüştür. Aslında bu da Cenab-ı Allah'ın Yusuf peygambere yardım ve desteğinin, şefkat ve merhametinin bir delilidir. Hazreti Yusuf böylece Mısırlı Aziz'in yanında yaşamaya başlar. Allah ona sözlerin yorumunu öğretmenin yanı sıra ergenlik çağına eriştiğinde hüküm ve ilim de verir. Hükümden kasıt hakim olma, Allah'ın kitabına uygun ve adaletli karar verebilme özelliğidir. İlim ise kitabın bilgisi ya da öz bilgi diyebileceğimiz her şeyin iç yüzünün farkında olma bilgisi olabilir. Hazreti Yusuf ergenlik çağına geldiğinde evinde kalmakta olduğu kadın, yani Aziz'in karısı, Hazreti Yusuf'tan ayetin ifadesiyle murad almak istemiştir. Bunun için her türlü ortamı hazırlamış, kapıları sıkıca kapatmış ve Hazreti Yusuf'a gayrimeşru bir teklifte bulunmuştur. Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak, "İsteklerim senin içindir, gelsene," dedi. Yusuf dedi ki, "Allah'a sığınırım, çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez." Andolsun kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan kesin kanıt, burhanını görmeseydi, o da, Yusuf da onu arzulamıştı. Böylelikle biz ondan, kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için ona delil gönderdik. Çünkü o, muhlis kullarımızdandı. Hazreti Yusuf, zinanın Allah katında haram kılındığını bilmektedir. Bu nedenle, harama yaklaşmamış ve kadından kaçmaya çalışmıştır. Allah'ın Hazreti Yusuf için kullandığı "O da onu arzulamıştı" ifadesi bizlere imtihanın önemli bir sırrını öğretmektedir. Bir müminin nefsinin dinen haram olan şeylere karşı istek duyması mümkündür. Önemli olan müminin bu isteğe boyun eğmemesi ve Allah'ın sınırlarını aşmamak için irade göstermesidir. Eğer nefsin istekleri olmasaydı, o zaman imtihan da olmazdı. Olayların devamı ayette şöyle anlatılır. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, "Ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir?"
Bu olayın ardından Yusuf peygamberin her türlü iffetli, zinadan sakınan tavrına rağmen kadın kızgınlığı nedeniyle Hazreti Yusuf'a iftira atmıştır. Vezir olan kocasına Yusuf peygamberin kendisine kötü niyetle yaklaştığını söylemiş, dahası suçsuz yere zindana atılması ya da acı bir azapla azaplandırılması gibi iki seçenek öne sürerek onun cezalandırılmasını istemiştir. Hazreti Yusuf ise şöyle karşılık vermiştir. Yusuf dedi ki, onun kendisi benden murad almak istedi. Kadının yakınlarından bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa, bu durumda kadın doğruyu söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa, bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir. Bu durumda kadının Hazreti Yusuf'un gömleğini arkadan yırtmış olması, aslında Yusuf peygamberin kapıya doğru kaçtığının, kadınınsa onu kovaladığının delili olmuştur. Aziz, Hazreti Yusuf'un haklı olduğunu vicdanen anlamış ve bunun karısının bir düzeni olduğunu söylemiştir. Olay, şehirde kadınlar arasında yayılmıştır. Aziz'in karısı kendisi hakkında konuşulduğunu, dedikodusunun yapıldığını anladığında bunu yapan kadınlara bir düzen hazırlamıştır. Buradaki amaç kendisinin Hazreti Yusuf'tan gayrimeşru bir ilişki istemekte sözde haklı olduğunu kanıtlamaktır. Çünkü Yusuf peygamber olağanüstü güzel bir insandır. Nitekim diğer kadınlar Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında şaşkınlığa düşmüşlerdir. Kadın onların düzenlerini işitince onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline önlerindeki meyveleri soymaları için bıçak verdi. Yusuf'a da "Çık onlara görün" dedi. Böylece onlar onu olağanüstü güzellikte görünce insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler, şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz, bu bir beşer değildir, bu ancak üstün bir melektir" dediler. Hazreti Yusuf'un güzelliği bu kadınlara Allah'ı hatırlatmış ve onlar da bu olağanüstü güzellik karşısında Allah'ı tesbih etmişlerdir. Onun güzelliğini insanüstü bir güzellik olarak yorumlamışlar ve hatta melek olduğunu dahi iddia etmişlerdir. Bu olaya tanık olan ya da duyan herkes aslında Hazreti Yusuf'un suçsuz olduğunu, kadının bir düzen kurduğunu biliyordu. Ama her şeye rağmen vicdansızca bir karar vermişler ve Hazreti Yusuf'u zindana atmışlardır. Hazreti Yusuf'un böyle haksız bir şekilde zindana atılması o sıralar Mısır'da adaletsiz bir sistemin var olduğunu gösterdiği gibi toplumda ahlaki bir dejenerasyon yaşandığına da işaret etmektedir. Buraya kadar izlemekte olduğunuz olaylar, zahiri bir bakışla Hazreti Yusuf'un yaşadığı felaketler olarak değerlendirilebilir. Oysa olayların iç yüzüne bakıldığında görülür ki, bütün bunları yapan, bu olayların düzenleyicisi olan Allah'tır. Kur'an'da Hazreti Yusuf'la birlikte İki gencin daha zindana girdiği ve bu gençlerin Hazreti Yusuf'a rüyalarının yorumunu sordukları bildirilmektedir. Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Biri, "Ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm" dedi. Öbürü, "Ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi" dedi.
Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görmekteyiz. Zindandakiler Hazreti Yusuf'u iyilik yapanlardan gördüklerini söylemektedirler. Bu ise Hazreti Yusuf'un zindanda bulunduğu süre boyunca örnek bir mümin tavrı sergilediğini ve bunun da etrafındaki insanları etkilediğini gösterir. Anlaşılmaktadır ki Hazreti Yusuf'un tavırları, üslubu ve yüzü güvenilirlik sıfatını tecelli ettirmiş, yani insanlara güven vermiştir. Hazreti Yusuf'un hapishane arkadaşları onu güvenilir ve iyi bir kişi olarak görmüş ve ona danışmışlardır. Hazreti Yusuf onlara şirk sisteminin kötülüğünü ve tevhidi anlatmıştır. İçinde yaşadıkları cahiliye sisteminin çarpıklığını anlatmış ve onlara sadece Allah'a kul olmalarını öğütlemiştir. Hazreti Yusuf konuşması sırasında geçmiş peygamberlerden de örnekler vermiş, onların hepsinin aynı hak din üzerinde olduğunu hatırlatmıştır. Onlara taptıkları ilahları hatırlatmış, bunların batıl olduklarını, gerçekliklerine dair haklarında hiçbir delil bulunmayan, atalarından kalan sahte ilahlar olduklarını bildirmiştir. Allah'tan başka ilahlara tapmanın haram olduğunu açıklamış, insanların çoğunun bunları bilmediğini söylemiş ve onları dosdoğru dine davet etmiştir. Hazreti Yusuf'un uyguladığı bu yol, Müslümanların dini insanlara anlatırken kullanabilecekleri önemli bir yöntemdir. Ancak bütün bunlar bittiğinde, onların sordukları soruya cevap vererek rüyalarının yorumunu söylemiştir. Ey zindan arkadaşlarım! İkinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş artık olup bitmiştir. İkisinden kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki, efendinin katında beni hatırla. Fakat şeytan efendisine hatırlatmayı ona unutturdu, böylece daha nice yıllar Yusuf zindanda kaldı. Hazreti Yusuf, ayetin ifadesiyle daha nice yıllar zindanda kalmıştır. Ancak bir gün hükümdar, gördüğü bir rüyanın yorumlanmasını istemiştir. Bunun için ülkedeki en tanınmış kâhinlere ve bilginlere başvurulmuştur. Fakat hepsi de hükümdarın gördüklerinin karmakarışık düşler olduğunu söylemiş ve rüyayı yorumlayamamışlardır. Ancak bir süre sonra, Hazreti Yusuf'un zindan arkadaşlarından olup kurtulan kişi, Hazreti Yusuf'u hatırlamıştır. Hükümdar, ben rüyamda 7 besili inek görüyorum. Onları 7 zayıf inek yiyor. Bir de 7 yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru. Ey önde gelen kâhin bilginler! Eğer rüya yorumluyorsanız, benim bu rüyamı çözüverin, dedi. Dediler ki, bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenler değiliz. O iki kişiden kurtulmuş olanı nice zaman sonra hatırladı ve ben bunun yorumunu size haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Görüldüğü gibi olaylar hiç beklenmedik şekilde gelişir ve yıllarca zindanda unutulan Yusuf peygamber böylece hatırlanmış olur. Aslında kaderde Yusuf peygamberin ancak yıllar sonra bu vesileyle hatırlanması yazılıdır, bu nedenle olaylar bu şekilde gelişir. Hükümdara o karmaşık gibi görünen rüyayı gösteren, onun
bu rüyanın yorumunu merak etmesini ilham eden, hiç kimsenin bu rüyayı yorumlayabilmesine izin vermeyen, zindan arkadaşına Hazreti Yusuf'u hatırlatan Allah'tır. Allah, her şeyi kaderde önceden takdir edip planlamıştır. Hazreti Yusuf'tan hükümdarın rüyası hakkında fetva istenmiştir. Dedi ki, siz 7 yıl önceleri ektiğiniz gibi ekin ekin. Yediğiniz az bir kısmı dışında kalanını, biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun arkasından kuraklığı zorlu 7 yıl gelecektir. Sakladığınız az bir miktar dışında daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun arkasından 1 yıl gelecektir ki, İnsanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp sağacaklar. Hükümdar Hazreti Yusuf'un rüyasını nasıl yorumladığını öğrenince onu huzuruna çağırmıştır. Hazreti Yusuf'a söz hakkı verilmiş ve yıllar sonra da olsa gerçekler ortaya çıkmıştır. Hükümdarın gerçekleri öğrenmesinin ardından Hazreti Yusuf için yeni bir dönem başlamıştır. Hükümdar aracılara Hazreti Yusuf'u getirmelerini söylemiştir. Hazreti Yusuf geldiğinde ise ona kendi yanında önemli bir mevki vermiş, onu güvenilir bir danışmanı yapmıştır. Yusuf peygamber hükümdarın güvenini kazanarak Mısır'ın hazinelerinden sorumlu olmuştur. Bir süre sonra onu kuyuya atan kardeşleri ticaret yapmak amacıyla Mısır'a gelmişler ve onun huzuruna getirilmişlerdir. Ancak Hazreti Yusuf'u tanımamışlardır. Yusuf peygamberse onları hemen tanımış ve onlara son derece akılcı bir plan hazırlamıştır. Onlara maddi menfaat sunmuş ve kendisinin konuksever bir insan olduğunu söylemiş, böylece onları etkileyerek istediklerini yaptırabileceğini hesaplamıştır. Asıl amacı ise kardeşi Bünyamin'e ulaşmaktır. Hazreti Yusuf'un kardeşleri yanlarında Hazreti Yusuf'un küçük kardeşi de olduğu halde Mısır'a gelmişler ve bir kez daha Yusuf peygamberin makamına çıkmışlardır. Buradaysa Hazreti Yusuf küçük kardeşini diğerlerinden ayırmış ve ona gerçek kimliğini açıklamıştır. Yusuf'un yanına girdikleri zaman o, kardeşini bağrına bastı. Ben, dedi, senin gerçekten kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme. Hazreti Yusuf'un ifadesinden anlaşılmaktadır ki, kardeşleri ona sıkıntı ve üzüntü verecek şeyler yapmaktadırlar. Bu, onların dinden uzak karakterlerinin bir başka göstergesidir. Yusuf peygamber kardeşiyle buluştuktan sonra yine son derece akılcı taktiklerle onu yanında alıkoymuştur. Böylece küçük kardeşini diğerlerinin sebep olduğu sıkıntıdan kurtarmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirildiği gibi Hazreti Yusuf, zalim kardeşlerinin kendisinin kim olduğunu anlamalarını sağlamıştır. Yusuf dedi ki, sizler cahillerken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Sen gerçekten Yusuf musun? Sensin öyle mi? Dediler. Ben Yusuf'um dedi. Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki kim sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah İyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz. Dediler ki, Allah adına hayret. Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir. Ve biz de gerçekten hataya düşenler idik. Hazreti Yusuf'un kardeşleri o anda, geçmişte Hazreti Yusuf'a karşı yaptıklarının bir nevi muhasebesini yapıp pişman olduklarını ve hata ettiklerini ikrar etmişlerdir. Allah'ın
Hazreti Yusuf'u seçtiğini ve onlara karşı da onu tercih ettiğini kabul etmişlerdir. Burada önemli bir gerçek vurgulanmaktadır. Tercih etmek, seçmek Allah'a ait bir iştir. Bu gerçek Kur'an'da, "Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir." ayetiyle de bildirilmektedir. Hazreti Yusuf istese onlara ceza verebilecek veya kötü muamele yapabilecek konumda olmasına rağmen kardeşlerini herhangi bir sorgulamaya tabi tutmamış ve onları kınamadığını söylemiştir. Hatta kardeşleri için Allah'tan bağışlama dilemiş, onlara Allah'ın merhametlilerin en merhametlisi olduğunu hatırlatmıştır. Hazreti Yusuf'un bu tavrı tüm müminler için çok önemli bir örnektir. Cahiliye insanları bu tip durumlarda kindar davranarak öç alma mantığı içinde hareket ederler. Müminlerse Hazreti Yusuf'un ahlakında görüldüğü gibi kişisel haklar peşinde koşmaz, Allah'ı razı edecek tavrın bağışlayan ve affeden bir davranış olduğunu bilirler. Sen af veya kolaylık yolunu benimse, İslam'a uygun olanı, örfü emret ve cahillerden yüz çevir ayetine uygun olarak kötülükleri affeder ve kötülüğe iyilikle karşılık vererek üstün bir ahlak gösterirler. Hazreti Yusuf bu konuşmaların üzerine kardeşlerine gömleğini verir, bunu babalarına götürmelerini söyler. Bu gömleğimle gidin de babamın yüzüne sürün. Gözü yine görür hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılmaya başladığı zaman babaları dedi ki, "Eğer beni bunamış saymıyorsanız, İnanın Yusuf'un kokusunu burnumda tüter buluyorum. Allah adına hayret," dediler. "Sen hala geçmişteki yanlışlığındasın." Gömleği babasının yüzüne sürdüklerinde babasının rahatsızlığı ortadan kalkmış, gözü görmeye başlamıştır. Babası böylece sağlığına kavuşmuştur. Ayrıca Hazreti Yakub'un söyledikleri de çıkmıştır. Hazreti Yusuf'u göreceğini önceden hissetmiştir ve görmüştür. Bu kuşkusuz, her ikisinin de ilim sahibi kullar olduklarının bir göstergesidir. Hazreti Yusuf'un ailesiyle karşılaştığında ilk yaptığı şey, onları bağrına basmak ve onlara güven içinde olduklarını hatırlatmak olmuştur. Hazreti Yusuf, babası ve annesine olan saygısı gereği onları kendisine ait olan tahta oturtmuştur. Hazreti Yusuf'un annesini ve babasını tahta çıkartıp oturtması güzel bir saygı ifadesidir. Onlar kendisinden yaşça büyüklerdir. Dahası babası da Allah'ın ilimce güçlendirdiği bir peygamberdir. Hazreti Yusuf'un bu saygılı ve hürmetkar tavrına karşı onlar da çok güzel bir tevazu göstermişlerdir. Bu ortam içinde Hazreti Yusuf, geçmişte yaşadığı tüm olayların bir yorumunu yapmış ve Allah'ın eksiksiz işleyen planını açıklamıştır. Dedi ki, "Ey babam, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti. Çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra o çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim dilediğini pek ince düzenleyip tedbir edendi.
Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O'dur. Tüm bu film boyunca Hazreti Yusuf'un hayatı Kur'an'da anlatılanlar doğrultusunda incelendi. Bizler Hazreti Yusuf'la ilgili bilgileri ancak Allah'ın bildirmesiyle ve onun bildirdiği kadarıyla bilebiliriz. Bunun dışında ne eksik ne fazla bir söz söyleme hakkına sahip olamayız. Nitekim Allah bu gerçeğe işaret etmiş ve Yusuf peygamberle ilgili olarak bütün bu anlatılanların aslında gayb haberlerinden olduğunu bildirmiştir. Hazreti Yusuf'un samimi duasının aktarılmasının ardından Yusuf kıssası şu ayetle bitirilmiştir. Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar Yusuf'un kardeşleri o hileli düzeni kurarlarken, yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Allah bize bu gayb haberlerini bildirmekle hem hayatımızda kullanacağımız önemli hikmetler öğretmekte hem de geçmişteki peygamberleri tanıyarak onları kendimize örnek almamızı kolaylaştırmaktadır. Hazreti Yusuf'u, Hazreti Yakub'u veya diğer peygamberleri bu dünyada görme şansımız yoktur. Ancak Kur'an'ı dikkatli bir biçimde okuyarak, peygamber kıssaları üzerinde derin şekilde tefekkür ederek, içinde bulundukları ortamı, gösterdikleri örnek tavırları zihnimizde iyi canlandırarak ve yorumlayarak peygamberleri tanıyabilir ve onların üstün maneviyat, akıl ve ihlasından istifade edebiliriz. Bu yüzden her insan iyi düşünmeli, Hazreti Yusuf'un ve Hazreti Yakub'un hikmetlerini iyi tefekkür etmeli ve bunları günlük hayatına nasıl geçirebileceğini yorumlamalıdır. Başına gelen sıkıntı ve zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılıyor mu? Veya Müslümanların zor durumunu görünce bu durumun düzelmesi çok zor, yapacak bir şey yok diye mi düşünüyor? Eğer böyle düşünüyorsa bilmelidir ki bu çok büyük bir gaflettir. Kuyuya atılan, ardından köle olarak ucuz bir fiyata satılan, çirkin bir iftiraya uğrayan, sonra suçsuz yere zindana atılan, zindanda da yıllar boyu unutulan Hazreti Yusuf'un sabrını, kararlılığını ve Allah'tan asla ümit kesmeyen üstün imanını düşünmeli ve ona göre kendisini gereksiz yılgınlıklardan ve ümitsizliklerden kurtarmalıdır. Hazreti Yusuf'un üst üste gelen ve zahirde her biri ayrı birer zorluk gibi gözüken bu olaylara rağmen bir anda Allah'ın lütfuyla kurtulduğunu ve büyük bir nimete kavuştuğunu iyi düşünmelidir. Günümüzde de yaşanan her olayda aynen Hazreti Yusuf'un hayatı gibi kusursuz bir ilahi planın işlediğini, Allah'ın her olayı hayır ve hikmetle yarattığını sakın unutmayın. Unutmayın ki Allah her şeye kadirdir ve kendisine iman edip samimi bir şekilde bağlanan, dinine hizmet etmek için ihlasla çalışan kullarının daima yardımcısıdır. Müminlere hiç umulmadık yerden, hiç umulmadık nimetler verir, onlara hesaba katmadıkları yönden yardım eder. İnsanın tek vazifesi, bu gerçeğe samimi olarak iman etmek ve buna göre yaşamaktır.